Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte günümüzün en popüler oyunlarından bir tanesi olan Fortnite'da hesapları hackleyip hackleyip paraya para demeyen bir hacker'ın konuşmasına ve neler yaptığına bakacağız. Arkadaşlar videomuza devam edeceğiz fakat önden size bir haber vermek istiyorum. Webrazil'in düzenlemiş olduğu 2018'in enleri oylamasında hem bizim şirketimiz Masomo hem oyunumuz Kafa Topu hem de yılın girişimcisi kategorisinde de bizim patronumuz olan İbrahim Akman aday gösterildi. Her zaman olduğu gibi bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki bağlantılara gidiyorsunuz. Facebook veya Google ile login oluyorsunuz arkadaşlar ve bizlere oy veriyorsunuz. Sizin desteklerinizi her zaman arkamızda hissettik arkadaşlar. Bu sefer de yalnız bırakmayacağınıza eminim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar ve artık videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu röportajı gerçekleştirilen kanal BBC. Gelin isterseniz öncelikle bu hacker ne demiş bir ona bakalım. Of my mate, 16k, that would be a valid amount. I've talked to over 1,000 hackers, nobody was ever caught doing it. I mean, lots confessed to it. Şimdi şunu söyleyerek bir başlayayım. Bildiğiniz gibi Epic Games'in başı son dönemde Fortnite'daki bu dans hareketleri yüzünden bayağı bir belaya girdi. Bu da yetmiyormuş gibi üstüne bu hackleme vakaları eklendi. BBC'nin söylediğine göre adamlar Epic Games'e ulaşmışlar fakat Epic Games sorulara cevap vermemiş, sadece güvenlik önlemlerini geliştiriyoruz demiş. Şimdi arkadaşı dinledik. Böyle 16.000 pound, 20.000 dolar falan filan gibi paralar kazanıyorlar bu işlerden. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Tam olarak şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Slayer diye bir tane eleman bunun programını yazmış. Yani benim gördüğüm o. Bu programlar sayesinde Fortnite'da daha önce ayyuka çıkmış olan şifreleri ve kullanıcı isimlerini topluyorsunuz. Bu da yetmiyormuş gibi farklı bir programla da bu sefer bu kombinasyonları denemeye başlıyorsunuz. Program denemeleri otomatik olarak yaparken size geçerli olan hesaplarında bir listesini çıkarıyor. Siz de bu hesaplarda yer alan V-Buck'ları topluyorsunuz. V-Buck nedir? Fortnite'da geçerli olan para birimi. Yani Fortnite tamam ücretsiz bir oyun fakat oyun içinde satılan itemleri bu parayla satın alabiliyorsunuz. Şimdi internetteki rivayetlere göre bu cracker grubu, yani hacker grubu, cracker grubu artık ne derseniz, 14 ila 20 yaş arasında değişen bir yaş ortalamasına sahip. You hacker. Ve totalde sadece 20 kişiden oluşuyorlar. Ha, öncelikle ne yapıyorlar? Oyun içinde gözlerine böyle birkaç tane hesap kestiriyorlar. Daha sonra o hesabı patlatıyorlar. İnternette görünmez olarak satış yapabileceğiniz bazı sitelerde de satışa çıkarıyorlar. Peki diyelim siz gittiniz, karakteri çok daha ucuza satın aldınız. Ne oluyor? Sizi de sağlam bir sürpriz bekliyor. Epic Games durumu fark ettiğinde çatarak diye banlanıyorsunuz. Hem paranız boşa gidiyor hem de böyle bir durumda kalkıp da hacker'ın yakasına yapışamayacağınıza göre tamamen çukura düşmüş oluyorsunuz. Şimdi röportajda konuşan arkadaştan da anladığımız kadarıyla bu grup kendisine crackçiler diyor. Ve bir günde yaklaşık 20.000'den fazla hesabı patlatıyorlar. Ortalama kazançları da 16.000 ila 20.000 dolar arasında değişiyor. Bunu ben size Türkçe'ye çevireyim. Yaklaşık 91 TL bir günlük veya bir aylık kazançları. Bitti mi? Tabii ki de hayır, işin daha kötü yanına geldi. Bu işlemi nasıl yapabileceğiniz YouTube gibi video platformlarında cayır cayır anlatılıyor. O da yetmezse böyle hackerların, crackerların takıldığı forumlardan bu programları indirebiliyorsunuz. Şimdi anlıyorum, içinizde heveslenenler olmuş olabilir fakat en çok ava gidenler buralarda avlanıyorlar. Sen şimdi gidiyorsun bir heves o programı indiriyorsun, bilgisayarına kuruyorsun, hop badanak diye senin de bütün bilgilerin çalınabiliyor. Yani bana soracak olursanız yeltenmeyin bile. Ki işin hukuki bir boyutu da olabilir. Farklı farklı röportajlara da denk geldim. Bunlarda bazı 14-17 yaşındaki gençler durumdan ailelerin de haberlerinin olduğunu belirtiyor. Demek ki ailelerin de bir şekilde işine geliyor. Hatta bir tanesi annesinin araba almasına yardımcı olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Oyun da olsa başında geçirdiğimiz şey zaman. Yani doğal olarak görünür veya görünmez. Bu kişiden kişiye tartışılır ama verilen şey emek. Biz Web Tekno ekibi olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalmanızı asla istemeyiz. Üstüne üstlük bunu denemenizi zaten istemeyiz. Bu uyarıyı yeterli seviyede yaptığımı düşünüyorum. Peki bu tarz hackten korunmak için ne yapabilirsin? Çok basit. İki faktörlü doğrulama. Zaten Epic Games firması da iki faktörlü doğrulama yapan kullanıcılara çeşitli hediyeler veriyor ki adamlar biraz
biraz rahatlasın. Eğer iki faktörlü doğrulamayı yapmazsanız hesabınız hacklenebilir. Hacklendiğinde de hacker gider ona iki faktörlü doğrulama yapar. Bir daha o hesabı ancak rüyanızda görürsünüz. Doğal olarak siz rüya görmeden önce oyunlardaki ve internetteki bütün şifrelerinizi iki faktörlü doğrulama yöntemiyle güçlü bir koruma altına alın. Bana soracak olursanız bir hackten korunmanın en güvenli yöntemi budur. Ve artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an dünyanın en büyük oyunlarından bir tanesi sayılan Fortnite'da yaşanan hack olaylarıyla ilgili konuşan bir hacker'ın konuşmasını, bu işlemin nasıl yaptığını ve ne önlem alabileceğinizi anlattık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Anketim hemen şurada. İki faktörlü doğrulamayı daha önce duymuş muydunuz ve kullanıyor muydunuz merak ediyorum. Kullanmıyorsanız videoda söylediğim gibi lütfen kullanın. Ve artık hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben Fortnite oynamıyorum. Ama oynayabilirim. Bu videoda biraz canım çekti.